Abi, piyango bileti alacağız diye çıktık. Neden saatlerdir burada böyle bekliyoruz? Bu yıl piyango biletinin kesin bana çıkması lazım. O yüzden bütün yolları deniyorum. Burada böyle oturarak hangi yolu deniyorsun abi? Elektrik tellerindeki kuşların kafama sıçmasını bekliyorum. Aha, sıçtı vallahi. Şimdi gidip bilet alabiliriz. Şansına da kuş hissalmış abi. Evet sayın seyirciler, 2021 yılında da vatandaşlar milli piyango biletleri için uzun kuyruklar oluşturdu. Evet efendim, milli piyango size çıkarsa ne yaparsınız? Gidip hemen paramı alırım. Evet Banu, bugünlük buradan aktaracaklarımız bu kadar. Arkadaşlar, hepinize söylüyorum, milli piyango kime çıkarsa ben onun yıllar önce kaybetti kardeşi. Piyangonun kime çıktı belli olmuştu bile. Ben sadece amaç almaya geldim. Anlamadım. Annen anladı zaten, boş ver. Bilet fiyatları ne kadar bu arada, bilen var mı acaba? Çeyrek 25, yarım 50, tam 100 TL. Bu ne arkadaş? Zengin olabilmek için bile zengin olmak gerekiyor. Neyse, bir çeyrek bilet alayım bari. Bana çıkar mı sence? Çıkar. Ya bunda bozuyor. Bu da iyi değil. Hop birader, uyanıklık yapma. Sıraya geç. Bir dur be kardeşim. Adamın hakkında ihbar var. Sahte bilet satıyormuş. Sahte mi? Elinde kanıt var mı? Lan biletin ön yüzü var, arka yüzü yok. Hiç mi dikkat etmediniz? Adam fotokopiyle çoğaltıyor bunları. Açma lan, gel buraya. Tüh be. Hiçbir yerde bilet kalmamıştı. Ne yapacağız şimdi? Bu yılda milli piyango biletine vereceğimiz parayı SMA hastası bebeklere verelim. Bu sene de insanlık kazansın. Şimdi bak, gerçekte de atamayacak onu. Yok, atamadım ya. Şanslı. İyi mi? Ha, geçti mi? Ben ayarladım. Geçti mi? Biraz daha dur. Ben ayarladım. Bir dakika. Kayıt. Lan gülme lan. Abi. Hadi kayıt. Kayıt. Dur, dur. Bir hazır olsun. Hazır. Kayıt. DJ.